Ve bir yerde Cenab-ı Hakk'a yakarırken şöyle diyor: akıl dadi hem cünuni dihmara. Farsça bir beyittir bu. Bana akıl verdin diyor Rabbim. Şükran borçluyum. Tamam. Şimdi senden delilik istiyorum diyor. Çünkü yalnız akıl hesaplarıyla ikbal olamazsınız. Çünkü yalnız akıl hesapları yaparsanız kim ne der hesabına girersiniz. Kim ne der diye sordunuz mu bitti. Tanrı ve tarih ne der diye soracaksınız. Yaratıcı, fikir adamı, büyük ruh, ışık getiren adam budur. Bunu sorar. Kim ne der, o ne der, bu ne der? Aziz Nesin'in bir tiyatro eserini izlemiştim. Allah rahmet eylesin. Bir yazar yazıyor makaleyi, gazeteye gönderecek. Okuyor bir defa, şu filancaları rahatsız eder, onu çıkarıyor. Bir daha okuyor, şu falancaları rahatsız eder, onu da çıkarıyor. Onu da çıkarıyor, onu da çıkarıyor, onu da çıkarıyor. Sonunda yazının, Aziz Nesin bu, mekanı cennet olsun. Sonunda yazının bir tek başlığı kalıyor. O ne der, bu ne der hesabı yapa yapa yazıdan hiçbir şey kalmıyor. İşte bu. Kim ne derse desin, değil mi? İşte bu. Ama Tanrı ve tarih ne der diye, Tanrı'ya inanmıyorsa tarih ne der diye, tarihin diyalektiği ne der diye sorsun. O da adamdır. Ama o ne der, bu ne der diye soran adam değildir. Nereye mensup olursa olsun, o hayvandır. O yalını yer, suyunu içer, yatar, uyur, çiftleşir ve geberir gider sonunda da. Adam gibi yaşayıp kubbeye ses bırakıp ölecekse, ölmek insana mahsustur. Tarih ve Tanrı ne der diye sordum. Ben hep tarih ve Tanrı ne der diye sordum. Öbürü bana vız gelir, tırıs gider.